Değerli dostlar merhabalar. Yine ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Yine videolarımızı beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hisse, MT, Forex, kripto para analiz istekleriniz için lütfen katılın. Farklı kategorilerden aktif ediniz. 7/24 kripto para alımı için %10 ömür boyu komisyon indiriminden faydalanmak için hemen açıklama yorum kısmındaki referans kimliğimize tıklayarak buradan kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz değerli dostlar. Evet, bu videomuzda sizlerle Aselsan hissesi teknik analiz çalışmasını yapacağız. Aselsan'a şöyle bir dolar bazlı öncelikli olarak bakalım değerli dostlar. Dolar bazlı görüntümüz ne şekildedir? Bunun üzerinden daha sonra TL'nin TL bazlı günlük, haftalık, saatlik bir analiz yaparız arkadaşlar. Şimdi Aselsan'a dolar bazlı baktığımız zaman aslında çok ilginç püf noktalarını keşfettiğimizi söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar bakınız. Teknik anlamda bir düşen kırılım, bakın burada ne yapıyor? Gerçekleşiyor. Bu hareket sonrası güzel bir yükseliş yine Aselsan'da karşımıza çıkıyor. Ve şöyle de bir görüntü arkadaşlar. Bu nedir? Formasyon anlamında şöyle baktığımız zaman burası alçalan üçgen formasyonu değil mi? Şöyle baktığımız zaman net bir şekilde arkadaşlar. Hatta şu kısma kadar uzatsak şöyle daha tatlı bir hal alır. Bakınız görüldüğü üzere arkadaşlar. Bakınız alçalan üçgen formasyonunda kırılımın gelmesiyle beraber bakın yukarı doğru bir atak görüyoruz. Daha sonra geri çekilmeler. Ya bunlar olasılık dahilindedir arkadaşlar. Geri çekilmeler olur, ileri geri hareketler olur ama buradaki bu formasyonda yukarı doğru hareketin gelmesi, şu noktada kırılımın gelmesiyle teknik görüntünün pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Burada zaman alabilir bazı şeyler ama Aselsan'da arkadaşlar teknik olumlu, güzel, pozitif bir görüntü hakim. Şöyle geçmişten günümüze dolar bazlı baktığımız zaman sen de güncelleyecek vakti buldun şimdi. Evet, geçmişte bakınız tepelerimizi arkadaşlar görüyorsunuz nereden nereye geldiğimizi. Yani burada Aselsan'ı birazcık orta uzun soluklu düşünmek gerektiğini söyleyebiliriz. Evet, görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Burada olası, bakınız şöyle bir direnç kırılımı bizi güzel yerlere getirebilir. Şunu da şuradan klonlayalım. Bakınız görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Şu anki görüntüde zirvelerdeyiz. Bu zirvelerin bir şekilde kırılması bizi yeni tepelere doğru itebilir arkadaşlar. Ki burada bakınız olumlu gördüğümüz bir diğer nokta destek noktasının bakınız bu şekilde takip edilmesidir arkadaşlar. Çok çok önemli bir konu. Bu destek noktası kırılmadığı müddetçe ki şöyle baktığımız zaman ortalama işte 2.40 bandının altına sarkmalıyız ki 2.40'ların altında Aselsan'da bir satış üretti diyebilmeliyiz. Dolar bazlı grafimizde 2.40 arkadaşlar bizim için önemli bir destek noktası. Bu şekilde takibini sağlayın. Ha, burada baktığımız zaman daha yolumuzun olduğunu söyleyebiliriz Aselsan'da arkadaşlar. Yani TL bazlı değil yabancı gözüyle baktığımız zaman dolar bazlı grafimizde bakınız gidecek yolumuz daha çok gözüküyor arkadaşlar. Şimdi hemen TL bazlı grafimizi geçelim. Aselsan. Şöyle haftalık grafimizi açalım değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar bakınız. Daha önce bir zirve noktamız söz konusu değil mi? Bakın şu bölgelerde bir zirvemiz var. Hatta kapanış bazlı baktığımız zaman şöyle 19.44 bantlar arkadaşlar. Şimdi bu zirve aşılır iken bakınız kapanış bazlı bakıyorum. Tabii bölünme falan filan oralara geçelim. Şu anki grafik anlamında. Bakın bu zirve geçilmekte zorlanıyor arkadaşlar. Yani 19.50'lik tepe noktası geçilmekte zorlanıyor. Haftalık bazlı baktığımız zaman buranın kapanış bazlı fiyatının 19.50 olduğunu görüyoruz. Ve burası aşılmakta zorlanıyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu seviye aşıldığı zaman bizim karşımıza ne çıkacak? Bunu düşünelim. Kısa vadeli değil, orta uzun vadeli düşünelim Aselsan'da. Lütfen bakın bu şekilde düşünürseniz kazanırsınız. Yoksa böyle günübirlik Aselsan'da inişler çıkışlar
psikolojinizi bozabilir. Orta uzun vadeli düşünmeniz çok çok önemli diyorum. Burada bir, 1950'ler kırıldıktan sonra arkadaşlar 1950 ya da yukarıda bakınız 23. Artık ikisinden de bir katlama hedefi yapılabilir. Yani bu seviye kırıldıktan sonra artık katlama hedefinden bahsetmeye başlayacağız. Çanağı oluşturmaya başlayacağız. Bir diğer husus, bakın şurası sol omuz, baş. Şu kısmı sağ omuz, alın. Bakın teknik anlamda arkadaşlar burada bir formasyon hakim durumda. Bakın ve bu formasyon şu derinlik kadar kırılım sonrası yukarıya doğru gitmesi beklenir ki bu da ortalama 23 bantlarına denk gelmekte arkadaşlar. Ama haftalık kapanışımızın 19.50 üzerinde şöyle bir gerçekleşmesi gerekir. Hocam dayanamıyoruz haftalık kapanış, günlük kapanış ama sabır arkadaşlar. Bu işin en büyük ilacı sabırdır. Eğer malınız sağlam, malınız kaliteli ise sabredeceksiniz. Kimseye malınızı kaptırmayacaksınız. Yani birazcık teknik, birazcık temel, birazcık bilanço, haber, takas, bütün bunlar değerlendirerek yol alacaksınız. Şimdi çizimleri kaldırıyorum arkadaşlar buradan. Haftalık indikatörlere baktığımız zaman ki indikatörler zaten satışı vermiş. Teknik anlamda bir satış olasılık dahilinde ikisinde de bakınız negatif bir görüntü hakim. Hissemiz direniyor bu bölgelerde. Şimdi günlüğü aldığımız zaman sıkışmanın mantığını göreceksiniz arkadaşlar. Grafiği sıfırlayalım. Bakın şu bölgeye bakın arkadaşlar. Daha önceki teknik analiz çalışmamızda bu seviyelere kadar bir yöneliş olabilir demiştik. Hatırlarsanız arkadaşlar bu seviyelerin test edilme olasılığından bahsetmiştik. Bunu da nerede yaptık arkadaşlar? Şu bölge kırıldıktan sonra dedik ki burada teknik olarak satış ve bir onay hareketini gördüğümüzü söylemiştik. Bakınız destek kırılıyor arkadaşlar. Bakın kırıldıktan sonra gelip onayını da alıyor. Ama tekrar bugün güzel bir mum oluştu. Yani bizim buradaki ana noktamız şu bölgeler arkadaşlar. Yani şöyle 17.70, 17.50 bakın şu bölgelerin aşağısı belki stop konulabilir ama bu bölgelerde beklemek en güzeli arkadaşlar. Niçin burada beklemek en güzeli? Olası bir tepe kırılımı gerçekleştiği zaman buradan güzel bir satış, pardon güzel bir yükseliş gelebilir. Niçin olası tepe kırılımından bahsediyoruz? Arkadaşlar bakınız daha önceden ne oldu burada? Bakın şu bölgede bir dip kırılımı gerçekleşti. Bakın dikkat edin. Bu kırılım gerçekleştikten sonra bakınız sert satışı gördük değil mi arkadaşlar? Yani bir bölge var, bir bölge. Bu bölge aşılamıyor. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5. de kırılıyor. Yani bunu bu şekilde bakmak lazım arkadaşlar. Bir bölge var, aşılamıyor. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5 defa aşılamamış. Yukarıda da şöyle bir ortalama. Bakınız bir tepe noktamız var. Yani teknik olarak buraya arkadaşlar bir yükselen üçgen formasyonu olarak bakabiliriz. Yani kabaca böyle milimetrik hesap yapmaz ise teknik görüntümüz bizi burada arkadaşlar yükselen üçgen formasyonlar ne yapıyor? Götürüyor. Bakın şöyle çizdiğimiz zaman yani bu formasyonun teknik hedefi nedir? Kırılım odaklı hareket etmektir. Kırılım eğer yukarıya doğru gerçekleşir ise sert atakları görebiliriz arkadaşlar. Sabırla beklemek lazım. Şu sıkışmanın bir yere kopmasını beklemek en uygunudur değerli dostlar. Bu kırılım kopmadığı müddetçe böyle ciddi anlamda atağı göremeyebiliriz. Çünkü iyi sıkıştı buraya. Artık yukarı aşağı gel git mesafeleri gitgide daralıyor. Ve bu daralma arkadaşlar kırılım sonrası yukarı sert atak veyahut da aşağı doğru kırılımda aşağı doğru sert atak şeklinde karşımıza çıkabilir. Onun için arkadaşlar sabırlı olun. En azından bu bölgeler böyle malın kaptırılmayacağı bölgeler. Yani daralma, sıkışma nereye kırılacağı belli olmaz. Yani siz burada aceleyle malınızı satarsınız. Bir bakmışsınız şu şekilde aşağı hop yukarı. Veyahut da arkadaşlar siz bu yukarı doğru kırılacak dersiniz. Ne varsa burada mala gömülürsünüz. Yukarı aşağı derken aşağı bir kırar, pir kırar. Yani burada sabırla beklemek arkadaşlar. Elinizde varsa belirli bir miktar buna ekleme yapmak için ne yapmak lazım? Şu bölgenin kırılımını görmek lazım arkadaşlar. Orta uzun soluklu şöyle
düşünüyorsak bu bölgenin kırılması gerekli. Onun için yani ihtiyatlı ama sürekli göz önünde tutarak bu sıkışmanın patlayacağı yönü iyi kestirmeniz gerekecektir arkadaşlar. Aselsan için katıldan soran arkadaşımız kendi yorumumu silince sizin yorum da silindi. Yeni üyemiz miydi? Tam hatırlamıyorum ama Murat'tı galiba isminiz. Yani kendi yorumumu silmem sizin yorumun da silinmesine sebep oldu. Kusura bakmayın. Aselsan'ı sormuşsunuz. Ben de Aselsan'ı şöyle bir inceleyeyim dedim. Yani yorumum niye silindi demeyin. Yani istediğiniz teknik analizine bakıyoruz. Beklemek, burada görmek, kırılım odaklı gitmek en mantıklı olanı değerli dostlar. Aselsan'da bu sıkışma yönünde hareket edilmeli. Saatlik bazda grafiğimize bakalım. Çizimleri kaldıralım. Bakın saatlik bazda baktığımız zaman arkadaşlar bu bölgede 17.93 seviyelerinin bizim için bir dip noktası olduğunu, bir ikili dip olarak bu bölgenin çalıştığını görüyoruz. 17.93. Şimdi arkadaşlar şu seviye eğer kırılır ise ki kısmen bir denemesi yapıldı. Bakın bu bölgenin üzerindeki bir kapanışta yukarı doğru sert atakları görebiliriz. Ama 17.93 burada bizim saat bazda önemli bir destek çizgimiz. Bu seviyenin altında dikkat etmek gerekebilir değerli dostlar. Bakın şu noktadan şöyle çizdiğimiz zaman net bir destek hattını görebiliyoruz. Evet, Aselsan'da birazcık sabır, birazcık da değerli dostlar trade mantığına gidecekseniz stop loss'la hareket etmek lazım. Orta uzun vadeye gidecekseniz yani acele etmemek lazım. O kırılımı bir görmek lazım arkadaşlar. Evet, Aselsan'daki görüntümüz bu şekilde. Şimdi bir de takasına bakalım. Aylık takas 31'e 15 pozitif bir takas var. Daha toplu alım var aylıkta. Yani son bir aylık süreçte. Haftalığa bakıyoruz. 16'ya 32 haftalıkta bir toplu satış hakim. Şimdi 11'inden alalım. 11-22 arasında. 12-42 negatif. 4'ü ve 22'si arası. Burada kısmen negatif diyebiliriz. Yani son haftalarda şöyle negatif bir görüntü hakim. Şöyle 19'undan alalım arkadaşlar. 6-36. Şu noktayı 20 yapalım. 20.01 22.01. Hemen bakalım. 11.34. Evet, kısmen böyle negatif. Bakınız pastalara baktık son yani 3-5 dönem arasına. Kısmen satıcılı bir görüntü hakim. Onun için arkadaşlar sabırla bekleyin, kırılımı gözlemleyin. Bu kırılım bizi nereye taşırsa oraya gidilebilir. Bekleyip görmek en mantıklısı ama bugün itibariyle saatlikte yapmış olduğu önemli destek dönüşü bizler için çok çok değerli değerli dostlar. Bir de ana destek hattı, bakınız kırmızı bölgenin üzerinde yer almamız yine diğer bir artımız. Yani burada da ileri geri gel git yapabilir. Sabırla bekleyin arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Aselsan'ı tekrar değerlendirelim. Aselsan'ı soran arkadaşımız eğer hatırlatır ise ki unutmayalım. Aselsan önemli arkadaşlar. Çok çok önemli bir destek dönüşü gelebileceği gibi o sıkışmadan aşağı yönünde bir kırılım gelebilir. Hep beraber takip edeceğiz. Umarım Aselsan'daki bu sıkışma bir şekilde yukarıya doğru gerçekleşir arkadaşlar. Ve bu kırılım sonrası da yüzler fazlasıyla güler diye ümit ediyoruz. Bakalım neler olacak Aselsan'da. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.